Peki babamdan ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Of, bilmiyorum. Sen de sakın ağzından kaçırma, olur mu? Olur. Çok huzursuzum Makbuş. Bence de doğru yapmamışsın kızım. Hakan'ın kulağına giderse hiç iyi olmaz. En kızdığı şey yalan, biliyorsun değil mi? Ya biliyorum ama ne yapayım? Emre'ye de söz verdim. Hem onun doğruyu söylediğine inanıyorum. Artık değil mi? Yarın için giyeceklerimi hazırlıyordum. Şunlara bakar mısın? Aman Allah'ım. Ne olmuş bunlara evladım? Ben de sana soruyorum Makbuş. Ne olmuş bunlara? Ben hepsini güzelce ütüleyip yerine asmıştım. Ay yok yok. Bana bir haller oldu anlaşılan. Aman yarabbi. Makbuş sıkma canını bu kadar. Dalgınlığına gelmiştir. Ölüm yok ya ucunda. Yok yok. Belli ki ben bunadım. Bugün de olmayacak hayaller gördüm. İyi değilim ben evladım. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç, hiç. Ayaz, keşke söylemeseydim. Çok üzüldüm. Hadi civcivler sofraya. Hadi. Ay, sizi ikide bir de rahatsız ediyoruz ama... Boya kokusundan evde duramadık. Ben neyse de çocuk zehirlenecek diye korktum. Biraz sizde vakit geçirebilir miyiz? Buyurun. Aa, ne demek Simge Hanım? Lütfen sofraya buyurun. Yok, biz yedik teşekkürler. Lütfen siz rahatsız olmayın. Gibi. Ay her zamanki gibi koydum tuzunu. Çok mu olmuş? Hem de nasıl? Aa. Üstüme iyilik sağlık. Hakikaten yenecek gibi değil. Ay. Hakan, evlat, ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Başınıza bir hal getireceğim. Sen istersen beni bir huzur evine yatır. Bu böyle olmayacak çocuğum. Olur mu öyle şey Makbuş? Makbuşcum olur mu öyle şey? Şimdi pizza söyleriz olur biter değil mi? Yaşasın pizza! Makbuş Sultan bir daha huzur evi lafını duymayın. Sağ ol oğlum. Ne çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Hem başkalarına zarar verince canımın yanmasına geçtim. Kulenin etkisi buraya kadarmış demek ki. Çok güzeldi. Hı? Dalga geçme oğlum. Zaten utancımdan yerin dibine geçtim. Aman Makbuş, asma suratını, uzatma. Hem hepimiz zaman zaman dalgınlık yapmıyor muyuz? Hı? Yok, benim durumum iyi değil. Ben ciddiyim. Benim yerim huzur evi. Kızım, korkuyorum size zararım dokunacak diye. Ya Makbuş Sultan. Emre, müdür bugün sana çok kızdı mı? Nasıl yani? Okulda yine bir şey mi oldu Emre? Aslında, ay yoksa söylememem gereken bir şey mi kaçırdım ağzımdan? Yok Özgeciğim, söyleyebilirsin. İyi o zaman. Emre bugün ilk önce bir çocukla kapıştı. Sonra sırasını devirdi. Ama asıl müdür delirten şey, sınıftaki duvara, dolaplara, her yere sprey boyayla ismini yazması oldu. Evet tabii, müdür sınıf öyle görünce çok kızdı. Duyduğuma göre disiplin kurumuna gitmiş. Ama zaten Nana'nın haberi var. O da okuldaydı. Nana? Çocuklara böyle mi örnek olacağız Nana? Yalan söyleyerek mi? Üstelik sana sormuştum, öyle değil mi? Gözümün içine baka baka... Ne desen haklısın. Ama ben yani Emre'yi... Emre'yi böyle mi korumaya çalışacaksın? İnanamıyorum sana. Haklısın. Ne olur affet beni. Sana olan güvenimi nasıl sarsarsın? Hem de böyle bir konuda. Cevap verir misin? Sürekli yalanlar mı söylüyorsun yoksa bana? Hakan, yeter artık. Bu kadar acımasız olma lütfen. (Gülüyor)
Senin ne ilgisi yok Emre? Kızım. Hepinize iyi geceler. Of ya, benim yüzümden. Şaka gibi. Gıcık yaratık. Yani. İnsan en sevdiğine güvenemeyecekse kime güvenecek? Evet Emre Bey. Sana gelince tüm bunlara sebep olduğun için yarın ilk iş olarak gideceğin yatılı okula ayarlayacağım. Eyvah. Ya baba. Hadi kızım biz de gidelim artık. Evimiz havalanmıştır. İyi geceler. İyi geceler, kusura bakmayın. Çok eğlenceliymiş anneciğim. Evet, hem de nasıl. Şoker, sen de mi buradasın? Ne sandın ya küçük hanım? Sen gelirsin de ben gelemez miyim yani? Nasıl gidiyor bakalım? Biz de onu konuşuyorduk. Çok eğlenceli. Ben bu işten iyice keyif almaya başladım. Daha bir şey görmedin ki. Anlamadım. Bakalım Hakan bu fotoğrafları görünce neler olacak? Hangi fotoğraf? İşte bunları. Hakan bunları görünce deliye dönecek. Sen yapman gerekeni biliyorsun o halde. Sen hiç merak etme. Volkan Bey. Evet. Bu evrakları imzalamanız gerekiyor. Başka bir şey var? Yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim de imzalatayım. Görüş. Hoşça kalın. Nesi var bunun? Canım nesi olacak? Bal gibi aşık işte sana. Aman abi, almayayım. Çok sağ ol. Niye çok şeker bir kız? Şeker mi? Bence biraz salak. Yok canım. Bence cin gibi de seni görünce eli ayağı birbirine dolanıyor. Aman abicim ya. Beni yakıştırdığın kıza bak. Volkan, büyük konuşma. Orası hiç belli olmaz. Ay. Kim bilir ne kadar heyecanlısındır ya. Sorma. Kaç gündür doğru düzgün uyku uyuyamıyorum vallahi. Of canım benim. Senin adına o kadar çok seviniyorum ki. Bence siz Hakan'la mükemmel bir çift olacaksınız. Sizden ne haber? Aman ne olsun. Volkan Bey benim varlığımın bile farkında değil ki. Geçen gün bana bir şey soracaktı. İsmimi bile hatırlamadı, iyi mi? Böyle kendi kendime gelin güvey oluyorum işte. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Sabret biraz. Ya Emre yine okulda olay çıkarmış. Aa. Ya bu kaçıncı? Ya yeter artık. Müdür çağırıyor. Hakan'cığım dur, sinirlenme hemen. İstersen ben gideyim. Ne dersin hayatım? Hayır canım. Senin yüzün yumuşak. Şimdi sen onu görünce hemen yelkenleri suya indirirsin. Ama Hakan Bey, bir saat sonra toplantınız var. Müşteriler de gelecek. Hay aksi, tamamen unutmuşum ya. Hadi bebeğim, inat etme. Ben gideyim. Söz veriyorum, çok sert olacağım. Sen bir meleksin biliyorsun değil mi? Benim meleğim. Hakan. Bugün ne oldu okulda? Bir şey olmadı. Emre ile ben konuştum. Bir daha olmayacak, merak etme. Bakalım... Sen Emre'yi adam edebilecek misin? Burada kaldığın iyi oldu kızım. Sen eve gidince nedense aklım hep sende kalıyor. Az kaldı. Artık hep burada kalacak. Sen de böylece rahat edersin. Canım bakmışım benim. Sen ona bakma. Hadi kumrularım. Ben yatıyorum artık. Aranızda anlaşın. Biriniz burada, biriniz yukarıda kalın. Ben Nana'ya kıyamam. Burada yatarım. Canım benim. Daha dün geldi. Beni yatağımdan etti, görüyor musun Makbuş? Ya ben yatarım burada. Hadi oradan. Allah bozmasın inşallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ya, bu film çok korkunç.
Bak şimdi şu zombi gelip seni yiyecek. Yapma. Ya indir şunu. Tamam ama Hakan, uzatma bu kadar. Ne yapsın kızcağız? Emre'yi korumak için yalan söylemiş işte. Abicim anlamıyorsun. Bana söyleyebilir. Emre'ye bildiğini belli etme diyebilirdi. Biz yetişkin, aklı başında kişileriz. Anlamsız yere yalan söylemesi beni kızdırdı. Yakında karım olacak birine sonsuz güven duymak istiyorum. Çok mu yani? Değil ama bu kadar abartman çok yanlış. Nana son derece dürüst ve güvenilir bir kız, bunu biliyorsun. Orası öyle. Bugün hiç gördün mü? Gelmedi galiba. Hadi artık uzatma da gönlünü al kızın. İşte şirketimizin zeki ve güzeller güzeli elemanı da geldi. Hakan Bey, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Mümkünse yalnız. Vay, şimdiden sırlarımız var ha? Tamam, çektim. Oturun lütfen. Evet, sizi dinliyorum. Benim için oldukça zor bir durum. Aslında bunu söyleyip söylememe konusunda oldukça kararsızlık yaşadım. Ama yine de söylemem gerektiğini düşünüyorum. Ne oldu? Niye açmadın ekranı? Kim bilir neler oluyordur. Ha sahi, unutmuşum. Senin kolunu kaldıracak halin yok, öyle değil mi? İşte en heyecanlı yerine geldi. Seyret bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Hala nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Aslında en iyisi kendi gözlerinizle görmeniz. Ama bu nasıl olabilir ki? Bu sabah şirkete bir zarf içinde kuryeyle geldi bu fotoğraflar. Zarfın üzerinde isim yazmıyordu. İşle ilgili olduğunu düşündüğüm için açtım. Nana bana bunu nasıl yapar? Ben de Şakir Bey'in çalıştığım yeri bu kadar kısa sürede nasıl öğrendiğini şaşırmıştım doğrusu. Demek onca yatırımı da Nana için. Buna inanamıyorum. Ne konuşuyorlar acaba ya? Çok merak ediyorum. Bilmem. Hep böyle meraklı mısınızdır Merve Hanım? Evet, hep böyle meraklıyımdır. Neyin var Nana? Yok bir şeyim. Sıkma canını, olur böyle şeyler. Odasında mı? Yanında Simge Hanım var. Ya ne olduğunu bana da söyleseniz ben de bir fikir üresem, değil mi yani? Ben izninizi isteyeyim Hakan Bey. Yapılacak işler var da. Tabii. Neyse boş ver. Nasılsa onu kötü niyetle yapmadığını anlayacaktır. Üzülme. Hala kızgınsın demek. Evet. Hem de şu anda tahmin edemeyeceğin kadar kızgınım. Bu olayı neden bu kadar büyüttüğünü bilmiyorum. Ama senden yine de özür dilemeye gelmiştim. Sen nasıl bir kadınsın? Hala utanmadan nasıl yüzüme bakabiliyorsun?
Hayatım yeter ama bu kadar da fazla değil mi sence? Fazla, öyle mi? Bunlar da ne? Nasıl olsa çok kolay yalan söyleyebiliyorsun. Hadi inkar et. İnkar et şimdi de. Hakan, ben bu adamı daha önce hiç görmedim. Sus! Yalanlarını daha fazla oyalayamayacaksın. Her şey ortada. Çabuk, elinden bir kaza çıkmadan çabuk çık buradan. Çık buradan, senden nefret ediyorum. Hadi uyuyun artık. Nana lütfen bizi bırakma. Hep benim yüzümden. Nana geldim ben yatıl okula gitmeye bile razıyım. Bütün bunlar o silgenin yüzünden. Baba bana nasıl inanıyor anlamıyorum. Onu hiç affetmeyeceğim. Ne olur bir şey söyleme. Hele Nana'yı korumaya hiç kalkma. Yok evladım. Ben yarın bir huzur evi bakmaya gidecektim de ona haber vereyim dedim. Çok mu istiyorsun gitmeyi? Peki. Ne diyeyim o halde? Git öyleyse. Senin ne işin var burada?
kötü şeyler oldu. Çok kötü. Hakan'la ayrıldım. Eve de gitmedim. Çok büyük bir yanlışlık var ortada. Dur bir dakika, dur. Sakin ol. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok büyük bir haksızlık bu. Anlıyorum canım. Bitecek her şey. Al, şundan iç biraz rahatlarsın. Bu ne? Şunu. Sakinleşirsin. İç bir. Tamamen doğal. Kurtuldum.